her şey yolundadır. Otobüs yolculuğum o kadar uzundu ki dedim, neden fuara giderken video çekmiyorum? Hemen otobüsten inerken video çekmeye başladım. Bugün İzmir'de kitap fuarı var. Fuar alanına geldim, ilk kez geldim. Hava aşırı kötü. Ben dedim ki fırtınalar, zelzeleler olacak. Gidemeyebilirim diye düşünüyordum ama çok şükür gelebildim. Şimdi burayı çekeceğim size. Çok büyük. Yani birazcık gösterdim ama bir de buradan göstereyim istiyorum. İçerisi nasıl hiç bilmiyorum. Ama şey aklıma geldi. Üniversitedeyken kitap fuarında çalışmıştım. Hala o çalıştığım abilerim de Kayseri'ye her geldiklerinde bana "Dilek, Kayseri'de misin, gelir misin, çalışır mısın?" diyorlar. O şekilde o aklıma geldi şimdi paralığında gelince size de anlatmak istedim. Birlikte güzel bir cumartesi etkinliği yapabiliriz diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Bence olur. Bakar mısınız? Çok büyük bir alan burası böyle. Böyle bir alan. Bakalım içeriye girelim, nelerle karşılaşacağız. Çağırmadan önce şunu söylemek istiyorum. Benim giriş amaçlarımdan bir tanesi de şu. Bizim firma sahibimiz bir kitap çıkardı, şiir kitabı. Bugün imza günü var. Onun yanında olmak için, destek olmak için de geldim diyebilirim. Kaybolmadan önce birilerini aramam lazım ama. Şu merdivenleri, evet, çıktım ve şuraya ulaştım. Burada bir kafe varmış. Buradan giriş yapacağız. Ben şimdi tanıdık bir yüz var mı? Onu görmeye çalışacağım ilk önce. Rüzgardan biraz dağıldım ama size şunu göstermek istiyorum. Geçenlerde bir fare almıştık böyle parıltılı. Sanırım doğru zamanda sürmemişim ama olsun, ay çok komik. Dışarıda fırtına, ben böyle pırıltılı şey. Neyse, bazen kafa karışıklığı olabiliyor. Ay özlemişim ha bu kadar toplu yerde olmayı. Nereden? Ay biz de bakarız. Neden şiir? Aynen, neden şiir? Burası gerçekten çok büyük bir alanmış bu arada ve gerçekten çok kalabalık. Nereden başlayacağım bilmiyorum. Her aradan geçmem diye düşünüyorum. Ama şöyle sizlerle beraber biraz gezelim, bakalım da istiyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Böyle sahaflar da gelmiş. Böyle ikinci el kitaplar da satıyorlar, bilginiz olsun. Şu bölüm komple kişisel gelişim üzerine. Ben de hızlı bir şekilde size okuduklarımı anlatacağım. Her şey seninle başlar. Ferrarisini satan bilge. Aykut Oğut, Evrenden Torpilim var. Başka hangilerini okumuştum? Şunu aldım ama daha okumadım. Burada Robin Sharma, Ferrarisini Satan Bilge. Her Şey Seninle Başlar. Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı. Başka çözüm olmak, koza kelebeği bilmez, artık zenginim. Şu anda benim gördüklerim bunlar. Ben de
şunu alacağım. Robin Sharma'yı seviyorum çünkü. Çok sıcakladım gerçekten ama mont elinde de taşıyamayacağım. İnsan burada kendini çok iyi hissediyor bence. Elimden geldiğince kitap önerisinde de bulunmaya çalıştım bu videoda. Çok güzel kitaplar aldım. Belki size bir önceki aldıklarımı da gösterebilirim. Gerçekten çok güzel. Hani hem ikinci el seçenekleri koymaları da çok güzel. Zaten çok indirimli kitap var. Hani de bunu da söylemiş olayım, eklemiş olayım. Artık fiyatlar tabii ki çok artmış ama yani fuarlarda daha iyi olabiliyor. Fuarda çalıştığım dönemlerde o kadar kalabalık oluyordu ki, yani şu anda çok rahat mesela gezebiliyorum. Ama Kayseri'de çalışırken böyle hareket etmek neredeyse imkansızdı ve ben çalışmaktan hiç fuarı gezememiştim. Ama olsun, en azından bu havayı solumak da ayrı bir güzel gerçekten. Hemen tekrar kitap önerisinde bulunmak istiyorum. Kaplan'ın sırtında çok güzel. Serenat gerçekten çok güzel. Kardeşimin hikayesi de harika. Yani Livaneli'ye de girince çıkamıyorsun. Diğerlerini de yavaş yavaş okumayı düşünüyorum. Başka Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde. Bu arada Sabahattin Ali'yi de çok okudum. Kıyacaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan, Kırk Mantolu Madonna gerçekten çok güzel. 1984 Hayvan Çiftliği, o meçhul bir kadının mektubu, Amok Koşucusu çok güzel. Milana'ya Mektuplar çok güzel. Pembe Fili Düşünme çok güzel. Efendime söyleyeyim. Başka Savaş Sanatı çok güzel. Ben de güzel kitaplar okumuşum şimdi. Bakıyorum başka. Başka. Ne? Huzursuzluk. Bu da çok güzel. Bunların ayrıntılarına hiç giremeyeceğim şu anda. Ama bu dediğim kitaplara bakabilirsiniz. Burada Dale Carnegie'nin Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı. Gerçekten çok güzel bir kitap. Bunu da yıllar önce okumuştum. Hatta tekrardan okuyabilirim. Şu marka yaratmayı da duymuştum aslında. Ben buradan çıkamayacağım. bu yazarın da çok kitabını görüyorum bu arada. Hemen göstermek isterim. Momo. Bunu da tavsiye ediyorum. Çok güzel bir kitap. Bence özellikle yetişkinlerin okuması gereken bir kitap. Şunu da çok gördüm aslında. Videoyu kapattıktan sonra şunu almaya karar verdim. Bir de set olarak şu. Bu ikisi set şeklindeydi. Ve ikisi toplamda 145 lira gibi bir ücrete sahipti. Bunları alacağım. Hemen bir öneri daha yapıyorum. Şu kitabı da okumuştum. Bu da çok güzel bir kitap. Gerçekten tavsiye ederim. Bu da gerçek hikaye bu arada. Kapının dışındayken, yani fuar alanına girmeden önce insanların elinde böyle poşet poşet kitaplar vardı. Diyordum ki gerçekten bu kadar çok alınıyor mu? Evet, alınıyormuş, biliyor musunuz? Ben de girdim ve standların arasına dolaştıkça merak ettiğim kitapları alma isteği doğduğu için aldım. Gerçekten daha fazla dolaşmamalıyım bence. Bakayım, şurada biraz daha bir şeyler görüyorum. Bu arada tabii gidiyorum, kitaplara dokunuyorum, merak ettiklerimi okuyorum.
böylece kitap bilgimi de aslında diri tutmaya çalışıyorum da okumak istediğim çok fazla kitap varmış ya. Bak bu stand da güzelmiş, hemen gösteriyorum size. Elif Gibi Sevmek, bunu okumuştum. Çok güzel. Burası da Allah Devletesini Bırak. Bunu söylemiş miydim diğer tarafta? Hatırlamıyorum. O da çok güzel. Hatta bir ara o kadar çok zorlandığım bir dönem olmuştu ki hemen bu kitaba sarılmıştım. Metin Hara. Çetin Çetin Taş'ın kitapları. Dünyanın en çok satan kişisel gelişim kitabı. Vazgeçebilmenin sırlarını öğrendiğinde bu dünyada hiçbir şey seni geride bırakmaktan ve yeniden başlamaktan alıkoyamayacak. Hakan Mengüç, sosyal medyada çok görüyorum. Kitapların ismi bence çok güzel. Bu kitap bende de var ama daha okumadım. Şunu da görmüştüm. Daha var. Esra Ezmeci'nin kitapları. İlginç değil mi? Hemen bir kitap önerisinde daha bulunmak istiyorum. Doğan Cüceloğlu, Var Mısın? Bunu da okumuştum. Çok güzel bir kitap bu da. Böyle set halinde de satılabiliyor. Güzel. Tarihe de gireceğim ama bir ara. Şu an değil. Buradan geçerken yine bir kitap önerisinde bulunmak istiyorum. Bir Ömür Nasıl Yaşanır? Kitap da çok güzel. Standlarda gördüğüm kitapları olabildiğince sizlere tavsiye etmeye çalıştım okuduklarımı. Umarım sesim gelmiştir. Ben böyle çıkamam buradan. Ben size söyleyeyim. Bir de şuna bakayım. Şimdi hızlıca tekrardan okuduğum kitapları anlatayım. O Sabahattin Ali'yi zaten geçmiştim. Felatun Beyleri, Akım Efendi. Bunu çok çok uzun zaman önce okumuştum. Yani lise zamanlarında, hatırlamıyorum. Şunu merak ediyorum. Yakın zamanda Aşk-ı Memnu'yu okudum. Güzeldi. Zaten birçok kişi biliyor. Eylül'ü okumuştum ama yine lise zamanlarında. Ayışıl Sokağı'nı okudum. Çok güzel. Olağanüstü Bir Gece'yi okumuştum. Çok güzel. Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu. Bunları başka bir standta size anlatmış olabilirim. Hangilerini söyledim hatırlamıyorum. Ama Koşusu. Önceden de söylemiştim. Bu da çok güzel. Sokrates'in Savunması. Bunu sanki okuyalı bayağı oldu. Hatırlayamıyorum. Onun haricinde bakıyorum. Dönüşüm zaten artık birçok kişinin bildiği bir kitap. Bu da güzel. Kendini bir böcek olarak görüyorsun. Ve böyle bir kitap yazılısı. İnsan neyle yaşar? Genç Werther'in Acıları. Bunu söylemiştim zaten. Beyaz Ambatlar ülkesinde beyaz diş. Bunu da okuyalı çok uzun bir zaman oldu. Lise zamanlarında okumuştum. Çok güzeldi. Suç ve Ceza'yı da lisede okumuştum. O da çok güzel. Zaten başyapıt. Alın. Aa.
sanmıyorum. Yavaş yavaş videoyu kapatmak istiyorum aslında. Bir de aldıklarımı göstersem bir kenarda köşede sizlere hızlı bir şekilde, sonrasında videoyu kapatabilirim çünkü. Ben kayboldum. Şu anda ben kayboldum. Bir de şöyle bir şey var. Kitaplar çok ağır oldu. Bir de yola gideceğiz. Yani. Tam videoyu açtım. Anons geçmeye başladı. Ben dışarıda bir alan bulmaya çalışacağım. Burada değil de. Bazılarını zaten videoda söyledim ara ara ama yine de bütün aldığım kitapları göstermek istiyorum. Ah, hemen bir tane daha öneri geliyor. Bunu birçok kişi sosyal medyada zaten görmüştür. Körlük okudum ve gerçekten harika, müthiş akıcıydı. Bu yazarın bir de görmek kitabı var. Onu da aldım. O da merhabalar, hoş bulduk, kolay gelsin. Video çekiyordum da öneri yapıyordum. Tavsiye ediyorum. Şey, vlog olarak görmeyi aldım. O da benim kitaplığımda duruyor. Şu anda kitapların olduğu bölümden çıktım. Güzel bir tur oldu benim için. Şurada masalar ve sandalyeler var. Hemen oraya gideyim. Sizlere göstereyim videoyu. Ama videoyu diyorum ya, kafam karıştı. Aldığım kitapları. Güzel bir vlog oldu bence. Verimli bir vlog oldu. Sizce? Şuraya bakar mısınız? Böyle. Tam kitapları poşetinden çıkarttım ve içinden böyle bir kart düştü. Çok tatlı. Yoruldun biliyorum. Değerini bilecek insanlara çıksın yolun. Wow. Ikigai, bunu çok duyuyordum. Doğru mu telaffuz ettim bilmiyorum. Ama ne zamandır aklımda olan bir kitaptı. Hemen bulmuşken bunu aldım. Poşetlerim. Robin Sharma gerçekten sevdiğim bir yazar. Birçok kitabını okudum. Bunu da merak ediyorum. Şöyle arkasında göstermiş olayım. Bulunca hemen aldım. Huzurlu ve Zengin Olmak, Napolyon Hill. Yine okuduğum yazarlar arasında başarılı bir yazar. O yüzden bu kitabı da merak ettim. Erdal Demirkıran, biliyorsunuz ara ara sizlerle de paylaşıyorum. Hatta Instagram'da bazı kitaplarını da paylaştım. Bu kitabını duymuştum daha önce ama merak ediyorum. Bunu da bulmuşken aldım. Hayat Kaybettiğin Yerden Başlar, Miraç Çağrı Aktaş. Sosyal medyada da çok gördüğüm bir yazar ve kitabı diyebilirim. Bunu da merak ettim. Bunu da aldım. Uğur Koşar, Allah'a Koşun. Bu yazarın diğer kitabını okumuştum. Allah da Ötesini Bırak diye. Onu çok beğenmiştim. Bunu da merak ettim. Böyle buyurdu Zerdüşt. Bunu da daha önce duymuştum ve merak ettim açıkçası. Hatta tam ben almadan önce birinin elinde gördüm. Yorum yapıyorlardı ama tam duyamadım. O yüzden bunu da almak istedim. Bir de bunu gösterdim size. Sosyal medyada çok görüyordum bu kitabı. Böyle set halinde aldım. Daha avantajlı geliyordu. Bu iki kitabı 143 liraya aldım mesela. Baktığım zaman ayrı ayrı daha pahalıya geliyordu. Bu şekilde aldım. Bence başarılı bir alım gerçekleştirilmiş. O kadar yoruldum ki. Şimdi çıkıyorum. Dönüş yolu. Ben buradan nasıl eve gidebileceğimi bilmiyorum desem inanır mısınız? Yürüyen merdiven buldum. Çok iyi. Az önce diğer düz merdivenlerden çıkmıştım. Neyse durun, o değil de. Gerçekten şu kitapları eve kadar taşıyacağız. Güzel bir alışveriş oldu bence. Verimli bir video olduğunu da düşünüyorum. Elimden geldiğince
gördüğüm kitapları size de anlatmaya çalıştım. Çok fazla kitap var. Hepsine yetişemedim zaten ama olsun. Bayağı birlikte gezdik ya. Bayağı birlikte gezdik. Güzel oldu. Güzel. Bence videoyu yavaş yavaş burada kapatabilirim. Siz de bu benim aldığım kitaplar arasında okuduğunuz kitaplar varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Tavsiye ettiğiniz kitaplar varsa onu da yorum olarak yazabilirsiniz. Biliyorsunuz ben Instagram'da okuduğum kitapları sizlerle paylaşıyorum. Elimden geldiğince faydalı olsun diye. Siz de bu videonun altına tavsiye ettiğiniz kitapları yazabilirsiniz. Bir yandan nereden otobüs geçiyor diye bakıyorum. Şu karşıda insan kalabalığı var. Galiba oradan bu rüzgarda artık sizlere veda edebilirim. Şöyle fuarı arkamızda bırakıyoruz. Birkaç tane kitabı da, bu arada yanlış yerden mi geçiyorum bilmiyorum. Birkaç tane kitabı almadan önce internetten kontrol ettim. Dedim ki burada daha mı pahalı acaba? Ama değildi. Hep bir tık daha uygundu diyebilirim. İnsan kalabalığına girmeden önce sizlere veda edeyim o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Umarım sizler de bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğenip abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi sizin destekleriniz çok önemli. Önceki videolarda dediğim gibi. Çok mutlu oluyorum sizler güzel yorumlar yapınca, beğeniler yapınca. Hatta bu videoyu arkadaşlarınıza da önerebilirsiniz. Almayı, kitap almayı düşünen arkadaşlarınız varsa. Güzel bir etkinlik oldu bizim için bugün. Çarpılmadan şuradan geçersem çok güzel olacak. O zaman bol kitaplı günler. Hoşçakalın.